Herkese selam. Birazdan harika bir konuğum geliyor. Bu Can Ozan. Can'ın son çıkan parçası Aşk'tan bize bahsedecek. Ve kendisinin bütün sırlarını öğreneceğiz. Can Ozan'ın boyu kaç? Can Ozan'ın kaç tane sevgilisi olmuş? Can Ozan nasıl bu kadar romantik? Can Ozan pasta yapmayı kimden öğrendi? Ve her şeyden önemlisi, bakalım Can Ozan bize hangi çakallığını yapacak? Merakla bekliyoruz. Merhaba, ben Can Ozan. Çakal Dostlar başlıyor. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emircan Yargın Ozan. İlk konuğum Can Ozan'la bugün birlikteyiz. Can Ozan bugün Türkiye'nin klasiklerinden tavuklu patatesi yapacak. Herkesin çok sevdiği yemek. Bakalım neler yapacağız. Sar bu şehri. Sar bu şehri. Bu şehri sarıyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğum görmüş olduğunuz gibi Can Ozan. Bugünün mimarı, sizlere çok teşekkür ederiz. Cano'nun, biz Cano diyoruz kendisine. Sen de Cano diyor musun kendine? Diyorum. Cano'nun sevenleri diyelim. Hayran demeyelim, sevenler diyelim. Biz seven deriz. Beni gerçekten yani artık mesajlarla hadi Cano'yla bölüm, Cano'yla bölüm, Cano'yla bölüm. Ben de dedim ki evet doğru. Biz neden Cano'yla bölüm çekmiyoruz ki? Evet, niye çekmiyoruz? Şöyle Cano yakın güzel bir bölüm çekelim. Dedim. Bugün o kafanızdaki romantik prens Can Ozan ne yazık ki yok olacak. Çünkü kendisi benim hayatımda tanıdığım en komik insanlardan ama biri. Ama şimdi öyle beklenti yaratırsan olmaz. Anlat bakalım biraz. Valla iyi. Ne olsun. Güzel şarkılar, türküler yapıyorum. Yemek de yapıyordum evde. Dedim niye burada yapmayayım. Sen de yapıyorsun. Bayağıdır görüyorum bu arada. Bir şeyler zaten yapıyoruz. Ama yapamadım o yemekleri yani. Biraz zor geldi bana şahsen. Ben tavuklu patates yapıyorum evde. Bir tek onu mu yapıyorsun? Bir tek onu yapıyorum hep, her gün. Peki neden? Birincisi onda uzmanlaşmak istedim hani. Dünyanın en iyi tavuklu patatesini ben yapayım istedim. İkincisi kolayıma geldi. Hani gittikçe hızlandım onda yaptım falan. Bana ablam öğretmişti ilk böyle. Ablam hep çalışıyordu işte, ben yemek yapıyordum falan. Ablam da bu arada ünlü ve iyi bir yönetmen. Ablam yönetmen, aynen. Kaygı diye bir film vardı Amerika'dan. Güzel bir ödülle döndü. Ya başka şeyler de yapıyorum tabii, atıyorum. Pesto soslu, tavuklu makarna falan da yapıyorum ama... Tavuk var ama genelinde sanırım. Evet, tavuk genelinde var. Mücver biliyorum. Aynen, mücver yapıyorum. Biliyorsunuz ki konuklarımın çakallıklarını öğreniyoruz. Ben de tam olarak ne yapacağını bilmiyorum. Ama içinde havuç var, biber var, yeşil biber, kırmızı biber yani... Kırmızı biberden de bir tadımlık atarız. Tamam, yani biz zengin görürsün diye... Zenginlik. Aldık onları hep senin için. Kırmızı biber çok mu pahalı bir şey? Yo. Zenginlik denerse. Yani çeşit fazlalığı zenginlik manasındadır. Yani buralara gülme efekti falan koyacaksın değil mi? Çünkü koyacağız. Kırmızı biber çok mu pahalı bir şey? Yo. Zenginlik denerse. Yani çeşit. Bu konseptin güzelliği bu arkadaşlar. Bakın Can Ozan yemek konusunda iddialı olduğunu iddia etmeyen biri. İddialıyım. Ama bu yemekte iddialı. Bu yemekte iddialı. Çünkü herkesin bir çakallığı vardır. Tavuklu patates is my thing. Sulu yemek hissiyatı var. Evet kesinlikle hani... sulu yemek. Ve içine sarımsak falan da koydum ki bol bol. Bağışıklığı güçlendirsin. Aynen, bağışıklığı güçlendirsin. Bir de seviyorum ben tadını yani. Bol bol onu böyle tuzlu falan güzel oluyor, bence seviyorum. Evet yani o kadar çok tavuk yedim ki memelerim falan büyümeye başladı. Bu gerçek mi ya? Her yanı meme olsa ne olur? Adama bak, tığ gibi adam her gün yemiş. Ama... Tığ gibi adam, memesi falan yok. Her şeyi karar yemek. Şu ne? Klima. Güzel. Ofis dizisindeki gibi böyle. Can Ozan'ın yeni şarkısı Aşk. Ha pardon, evet. Güzel bir klibi var. Klibini Ahmet Can Tekin çekti, çok sağ olsun. Bana diyorlardı ki klip çıkmadan senaryosu ne klibin? Ben de diyordum ki işte ben güzel, işte iyi görünüyorum böyle bir yerde, şarkı söylüyorum falan. Sonra arabaya biniyorum, arabada çok iyi görünüyorum. Sonra bir yerde yürürken iyi göründüğüm bir sahne var. En sonda gitarla yürürken iyi görünüyorum ve bitiyor klip. O zaman havuç diyoruz. Önce ne yapıyorsun? Dur şimdi heyecanlandım. Tahta yok mu? Tahta kesme tahtası. Var. Çünkü kesme tahtası dedi. Ateşli toprak tahta. Koskoca çakal lezzetlerde yani. Şimdi. Makal lezzetler. Şimdi öncelikle bir yandan suyumuz kaynasın. Musluk su değil. Getir hocam. Can o senin boyun kaç? 1.87. Boyunun kaç olmasını isterdin? 1.87. Ben de 1.85 olmak isterdim. Bunlar var. Neden? Beğenmedin? Benden biraz alıp sana verelim.
Göğüs dolapta tercih etmiştiniz. O yüzden sizin için göğüs, göğüs mü tercih sipariş edin verdim. Tamam. Tenceremiz nerede? Tencere. En sevdiğin yemek ne? Çat diye söyleyebileceğin. Saçma gelebilir ama pestolu makarna ama Barilla'nın pestolu. Ya bir reklam yok bu arada. Bana tonlarla Barilla yollayın abi. Pesto sosuna hastayım. Ya başka bir pesto sosu asla aynısı değil yani. Bizim pesto çakal olsun lezzetlerde gördükten sonra şey yaptın herhalde. Evet. Önce soğan halkası. Satürn'ün halkaları gibi. Bir de bir böyle çöp. Hallediyorum hemen. Tezgah çöpü mü? Bu işte bir babaanne taktiğidir ve bu çok güzel bir taktiktir. Tebrik ediyorum. Bak düzenli çalışan bir. Tabii düzenliyim kesinlikle. Benim babaannemin bir tane şurada eski şeyi olur hep. Yoğurt kovası. Hah aynen. Hemen çalıştığında aynen tık 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 atar. Organik atık hocam. Kesinlikle atıklarımızı ayrıştıralım. Çünkü her taraf çöp oldu dünyada artık. Yeter. Şeyi bilen var mı mesela? İzlanda'dan daha büyük çöp adaları var okyanusta. Evet bu çok acı bir şey. Acı değil ya. Bence tatlı. Çok kötü ya. I'm sorry ya gerçekten. Arkadaşlar bakın Can Ozan'ın romantik şarkılarıyla kendinizi özdeşleştiriyorsanız, cool halleri hoşunuza gidiyorsa şu an bu videodan çıkmaya bence son... Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz, son adımdasınız. Bu arada Soğuk Savaş'a katılacaktık biz. Karantina yani falan geldi, yalan oldu. Senden iyi Soğuk Savaşçı çok azdır yani. Cenk Verden falan. Aynen. 40 tane falan espri yazdım orada çıkacağız diye. Hani Sedef falan hep birlikte çıkacaktık. Nova, Sedef, işte Birkan falan böyle. Hepsinin şakalarını da ben mi yazdım? Bayağı yazdım ya, aynen ya. En çok soğuk espri yapan insanlardan biri Can Ozan'ken, bir yemeği en hızlı yiyen insanlardan biri de Can Ozan benim arkadaşlarım arasında. Kesinlikle öyle. Bayağı hızlı yiyor. Eskidendi gerçi. Şimdi sağlığına dikkat ediyorum diyorsun. Aynen, sağlığa dikkat ediyorum. Yine bir babaanne taktiğiyle soğan kesişi beni oldukça etkiledi. Niye? İşte o tık 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 küp olayı şeydir yani. Eskiler böyle mi yapar? Eskiler öyle yapar. Ben doğaçlama hani bana kimse soğan kesmeyi göstermedi de ben bakmadım. Böyle kesesim geliyor yani hani böyle mantık bir şey ya var mı? O evet evet, o bayağı teknik olarak öğretilen bir soğan kesme yolu. Ama şu kökünü kesmiyorlar başta ki o tutsun. Layer'ları tutuyor. Saçlı evet, kısmı kesmiyorsun. Onu en son tık 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 cızıt 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 çat 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 çat. Mantıklı. Çünkü dağılıyor evet. Yani o sıkıntı. Peki Cano biraz da müzikten konuşalım. Ne dersin? Konuşalım tabii ya. Var mı yeni şarkı, albüm, malbüm, bir şey, yeni proje, bir şeyler söyle anlat bize. Tabii var. Yani işte Aşk çıktı. Aşk biraz böyle pop vari kaldı genel tarzım arasında. Çok da hoşuma gitmedi pop'a yaklaşmak. Yani pop lanse edilmekten bahsediyorsun gibi geliyor bana. Pop lanse edilmek değil. Genel notalar, bütün sembolik anlamıyla pop nedir? Yani pop'un belli kullandığı belli gamlar vardır. Belli bir ritim vardır pop'un. Ona yaklaştıkça böyle hoşuma gitmediğini fark ettim. O yüzden biraz sert bir albüm yapacağım böyle rock tadında. Hmm. Yani Duman'la büyüdüm ben. Hani küçükken bayağı dinlerdim yani Duman. Deli gibi dinlerdim. O dönemlere böyle hatırladım. Bir şeyin üstünden 20 yıl geçtikten sonra o şeye tekrar dönmek zaten çok okey oluyor. Hani giyimde evet, de bu böyle, evet, müzikte aynen de öyle. Duman'ın üstünden 20 yıl geçti yani bu arada. Evet. Hani Duman'ın üstünden tabii ki vakit geçmedi ama hani o bizim için evet, en star oldukları. O şarkıların aynen ya, her şeyi yak çıktığında falan böyle ben 10-12 yaşında falandım. Ben lisede değildim ya. Sen kaçısın sen? Ben 90'lıyım. Her nasıl şeyi yakta ben lisedeydim. Lise 3 değilsem de lisedeydim. Doğru. Öyle oluyor. Ben değildim işte. Ben davulcu olduğum için direkt onu çalıyordum ben böyle. Bir de çok kolaydı o davul için. Tabii. O yüzden ben pek sevmezdim. Gitar için de şeydi, kolaydı. Hani. Zaten herkesin böyle gitarda ilk öğrendiği şarkılar onlardı işte. Benim de yani dahil. Bir de şöyle bir şey yapalım mı? Şu an izleyenler senin yemeğini yapacaklar büyük ihtimalle. Hani ne oldu? Nereye gidecek bu? Yani? Şimdi aynen. Önce bir zaten bütün yemekler biliyorsunuz. Bütün aşklar soğanla başlar. Soğanla sarımsağı ben genelde doğrayıp birbirine karıştırıyorum. İlk onları kavuracağım. İkisini birlikte kavurmak güzel oluyor bence. Sarımsak falan tat da veriyor bayağı. Sadece sağlıklı olmasından değil. Ama sarımsağı doğraması bayağı bir dert. Bunun bir yolu var mı? Kolay bir yolu. Bilmiyorum yani. Şöyle ezebiliriz. Gel onunla ezelim. Sarımsak ezicisi. Tamam. Eller 3 gün kopacak. Aynen. Gitar çalarken konserde insanlar kaçacak. Abi soloda ortalık sarımsak koktu ya. Gitarın sesini de çok etkiliyor. Ama gitarın sapına çok yarar sarımsak. Yarar. Yarar bu içerdiği arada için. Kesinlikle öyle. Luthier'ler hep sarımsak sürer. Tabii. Değil mi? Tabii tabii. Biz de birazdan şey yaparız onu, deneriz zaten. Luthier'in ne olduğunu peki herkes biliyor mu? Ha, bilen bilsin canım, bilmeyen de. Martin Luthier King. Aynen. Havuçu kesmemi istediğin bir şekil var mı? Yıldız. Oğlum sen ya nerelisin? Nerede doğdun? İstanbul'da doğdum ama baba tarafından Rizeliyim.
Rize. Babam tarafından Rizeli olmakla görevli. Ama Rize'yi falan pek bilmiyorsun herhalde değil mi? Yo bayağı gittim ya, bilirim. O zaman mesela Rize'ye gitsek ne yemeliyiz? Yani muhlama. Asıl o yöreye özgü peyniriyle, tereyağıyla falan yemen lazım. Burada yapsan aynı şeyi yiyemezsin. Değil mi? Ürünle alakalı tabii bir şey. Tabii yani, aynen. Oradaki ineğin sütünden yapılmış tereyağı falan oldu mu? Bundan yenmez. Peki Moda'da yaşadığını biliyoruz. Tabii Moda'da yaşıyorum. Yeni stüdyo kurdum işte. Patates var mı bu arada? Dur, onu da vereyim ben. Peki bu yemeğe bir isim koysak ne olurdu? Var mı ya da bir adı? Yani tavuklu patates diyorlar halk arasında. Ne? Cano yakın tavuk. Yani Eda'dan güzel tarifler öğrendim. Eda baba canavar gibi yemek yapıyor yani. Bayağı hadi ya. Lezzetli, yaratıcı şeyler yapıyor. Ya böyle hiç aklına gelmeyecek bir şeyi bir şeye koyuyor yaparken diyorsun ki abi evet yani bu. Evde ne varsa işte onları böyle bir şekilde mükemmel lezzetli bir şeye dönüştürüyor. Dereotunu omlete koydu mesela ama böyle çok fazla koydu falan ve kıtır kıtır bir şey oldu böyle bir anda omlet. Bayağı güzel oldu. Kadın iyi şef çıktı Eda baba. Aynen. Ne? Dun dun dururu dun dun dururu. Hiç uzun versiyonu dinledin mi? Böyle ney falan giriyor. Ya hiç MP3'ünü açıp dinlemedin mi ya? Yok. Counter Strike oynarken. Ben de bayağı oynadım. Arkada Counter. Açıyoruz. Arka sokaklar müziğini. Evet. O kadar. Birlikte Counter mı oynuyorsun? Aynen. Tabii Steam'den ekle beni. Olur. Hatta iyi Counter oynayanlar beni Steam'den ekleyebilir. Söyle adını. Canozano. 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 Telif yemez değil mi? Aceleci ve sürekli çalışan bir insan olduğu için bu yemeği büyük ihtimalle yapıp böyle stüdyonda falan tabii, böyle yiyip. Aynen. Bilgisayarın karşısında ya bir şey izleyerek ya bir şey oynarken denk gelirse. Yüzün burada diye söylemiyorum. Cano gördüğüm en çalışkan, en çok üreten, üretmeyi seven arkadaşlarımdan biri. Sanki şu an. Hayvan gibi yetenekli olmanın yanı sıra başarılı biri bence. Çünkü ikisi arasında çok büyük fark var. Bence hem başarılı hem yetenekli biri. Bu güzel bir tahtaymış bu arada. Hayvan gibi yani. Tüm yemeği yapmaya yer oldu. Evet. Tavuklar gıdaklıyor aramızda. Bu kümes ikimize fazla. Hangi ceren? Gün zoğuzu. Aslında tenceren demen gerekiyor. Ali'nin selamı var. Hangi Ali'nin? Ali biçim. Siz görüşüyor musunuz Ali biçimle? İşte Hyper partilerinde partiden partiye Ali ile bir şeyler yapacak mısın? Yapsanıza ya. Ne gibi? Mesela? Ne bileyim abi. Caspide de işte ben varım biliyorum, zaten. Biliyorum biliyorum. O yüzden diyorum işte arkadaşsınız diye. Ama sizin o muhabbetiniz nereden zamanında? Valla üniversite arkadaş ortamı işte yani. Ali zaten kovalıyordu. Biz de müzik kovalıyorduk falan. Şuraya koy. Şuraya koyuyoruz. Caspide. Ali biçimin hani. Caspide pide. Kanka Can Cano. Bayağı komik. Peki Cano. Asla yemem dediğin şey nedir? İnsan. İnsan güzel. Hmm. Ne kadar doğru bir cevap yalnız. Yemem. Böyle yiyip de unutamadığın yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Hollanda'da neydi o? Rock bar mıydı? Şey, bulldog. Bulldog. Bulldog değil mi? Bulldog'daki. Bulldog öncesi. Bulldog'daki her şeyi unuttuğuma emin olabilirsin yani. Orada yaşadığım her şey silindi. Hard Rock, Hard Rock. Aynen. Hard Rock Cafe'nin bir ribs'i var. Ribs kaburga. Hı hı. Ama yani böyle. Peki yani, o an o açlıkla, o istekle mi o kadar iyi gitti acaba? Ya tabii onun da etkisi vardır. Şimdi Bulldog'dan çıkıp oraya girdik çünkü. Sonuçta turistsiniz, yürüyorsunuz, yoruluyorsunuz. Turist, aynen. İnsan aynen. Acıkıyor. İnsan acıkıyor. Bir de sonra ben Almanya'da yine bir yerde ribs yedim. O da çok çok iyiydi. Ya buradaki ribs öyle değil. Yani farklı bir sosları, bir şeyleri var. En sevdiğin geleneksel Türk yemeği hangisi? En sevdiğim geleneksel Türk yemeği. Neler var geleneksel Türk? Mantı, Adana, Adana çöp şiş. Ya ben genel Türk mutfağını bayağı seviyorum ya. Yani bu ülkenin bence en büyük değeri falan mutfağı ya gerçekten. Mesela Almanya'da Erasmus yaparken onu net fark ediyorsun. Yiyecek bir şey yok. Türk yemeği var. Kültüründe bir tek patates falan var yani. Ben bir de hiç yemek yapamıyordum o zaman. Sen orada kesin bir dönerci kanki falan yapmışsındır. Yaptım ama dönerle hayat geçmiyor abi. Hatta halamlar da Hollanda'da. Ben Hollanda'ya bir gittim böyle bir deri bir kemik kalmışım. Oy! Kurban alayım dediler. Bizim çanımızı aç bıraktılar. Aç bıraktılar. Oy, bir deri bir kemik kalmış dediler. Halam böyle beni bir besledi, dedim oh Türk kültürü gelsin. Gelsin! Bir de oranın etleriyle falan yapılan Türk yemekleri daha da güzel oluyor sanki. Abi, ya. Evet, adamların etleri olabilir. Güzel çünkü. Adamların etleri güzel harbiden. Pişirmeye başlayalım o halde. Geçelim o sefer.
soğanı kavuralım. Kavur beni soğanları. Yo bir dakika, soğanları kavurmadan önce bir domatesleri elden geçirmemiz gerekiyor. Geçirelim. Nerede domatesleri soyalım? Soyacağız mı? Soyacağız. Oo. Soymayalım mı? Yok, soyalım tabii ki. İstiyorsan soyalım. Şimdi Cano soyacağım derken meğer keseceğim demek istiyormuş. Tabii ben soyacağım. Şu an onu anladık. Şu an soyuyorum mesela. Sen aklın soymakta kalmış Cano. Bu arada yani gerçekten eve gidip bıçak sipariş edeceğim ya. Benim bıçak kesmiyormuş ya. Ben bayağı çatalla kesmeye çalışıyorum. Aa ne güzel bu. Çok koymuyorum. Bunun altını da hatta çok açmayalım. Bunun altı açık bile değil hatta. Hiç açmayın altını. Öyle açmadan bu şey. Bu lezzet arkadaşlar işin suyunda. Hmm. Su lezzettir. Su lezzettir. Buna bir şarkı yazılır. Aynen. Su lezzettir. Tıpkı dudakların gibi. Su lezzettir. Su lezzettir. Tıpkı anam gibi. Lezzet sudur. Tıpkı babam gibi. Aradığın budur. Çünkü lezzet sudur. Ya şundadır ya bunda ya da cundada Fatih'de. Çok kötü buraları kes ya. Kalt gibi hani. Manası yok. Hani kalt da böyle atıyorum 10 dakika dinliyorsun. Deli gibi gülüyorsun bir yerde sonra. Soğanlandıralım mı kendimizi? Ya bunu koyduğunuzda hafiften coşlaması oluyorsa o da abartı, yanar hemen yani o zaman. Ya altını çok açmayın yani, düşük ateşte bence dursun. Sana bir soru. Yani Cano'cum, müzik piyasasından konuşalım biraz yani. Dedikodu mu? Dedikodu evet, var mı dedikodu şöyle? Oo neler var. Kimlere? Dolu Kadeh'ten dedikodular var. Ha anlat anlat. Uğur'an'la Oğulcan çıkıyormuş. Aa, bugün... Ama dün Şokopop'un Nez bölümünü izledim. Orada bayağı bir dedikodu var. Çok acayip ya. Sektörün şimdiki durumuyla o zamanki durumu gerçekten bayağı bence farklı yani. Eskiden gücü elinde bulunduranlar sanatçıları herhalde kullanıyormuş diyebilir evet. miyiz? Ya bizde şimdi şey yok ya, hani gidip böyle 15 sene bir yerle sözleşme imzalamıyoruz. O zamanlar norm bu. Hani genel gidiyorsun. Yapabileceğin başka bir şey başka yok. Bir şey yok aynen. Gerçekten üzüldüm ya o dönemdeki şartlara yani. Şimdi herkes evinde müziğini yapabiliyor falan. Kimse birbirine bir şirkete bağımlı değilsin yani. Evinde yapıp bütün her yere koyabiliyorsun. Mükemmel bir demokratik bir ortama doğru gidiyor bence. Ya şu anda şey problemleri var işte ya, pazarlaması olmuyor. Ünlüdeninkini ünlüler paylaşıyor falan mevzu var. Ama o zaman da işte hayatını bitiriyorlarmış falan yani o denge. Hani bize göre bir popstar dediğimiz biri belki de sırf o imzalar yüzünden çok büyük acılar çekiyordu ve aynen. biz bunu bilmiyorduk. Daha korkunç bence ya. Çok şu daha an korkunç. Az olsun senin olsun yani. Tabii canım. Ya düşünsene bir yerle imzalamışsın mesela. 15 senelik anlaşma var. Adam sana albüm de yapmıyor. Hiç takmıyor da seni. Ya, ama başka bir yere de gitmene de izin vermiyor. Bir de bence sonuçta üretebilen bir insansan ve iyi şeyler yapıyorsan, ki aşırı iyi olması da gerekmiyor bu arada, kitlesi varsa bir noktada bence seyirciyi buluyor. Yani ille de meşhurlar paylaştığı için meşhur değil. Ya mantık şu, Spotify'ın kurulmasındaki yani. Mantık algoritma kurmak ve bu algoritmanın insanların seveceği bir şarkıyı direkt seveceğini düşündüğü insanlara dinletmesi. Hani bir pazarlama olmadan algoritmanın bir şarkıyı bulup, ya atıyorum sen Adıyaman'dasın abi, çok iyi bir şarkı yaptın, internete koydun, tanıdığın hiç yok. Tanıdığın yok. Yani o şarkı gitti. Yani 200'ünden de gitti ya da 1000 dinlendi. Arkadaş, eş, dost, çevren dinledi. O onun algoritmayı bulup bütün yok. Türkiye'ye dinletmesi çok zor bir ihtimal. Tabii ki canım yani. İmkansız ama diyelim ki ben Türkiye'nin en iyi patatesini üretiyorum. Aynı ben şey. Hiçbir pazara çıkarmıyorum. Türkiye'nin aynen. en iyi patates bu ama. En iyi patates. Gideceksin kapı kapı dolaşacaksın. Her şey için çaba sarf etmek gerekiyor abi. Yani hani evet. şarkı iyiyse tak sana mail mi attı? Kardeşim bu çok iyi şarkı lan. Gel bunu ben zaten şu adama paslayayım diyorsun sen. Ben diyorum. Tabii genelde oluyor. Sen de diyorsun. Açıkçası bana yollanan şeylere ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de gerçekçi düşündüğüm zaman zaten dünyanın en iyi şarkısını yapan bir adamdan konuşuyoruz ya. Evet. Hypothetical bir adam. Bu adam ya da kadın bu şarkıyı yaptığı zaman büyük ihtimalle yani bir anda hiç gitar çalmıyordu ve bir anda oturdu dünyanın en iyi şarkısını yaptı. Değil. Sonra bıraktı evet, değil yani. Zaten onu zaten bir 160. şarkı. Senin gibi. Ben bayağı uğraştım. Bir yerlere gelemeden öncesi çok uzun bir süreç yani gerçekten. Zaten para için yapmayanlar bu Spotify mevzundan sonra belli olduğu gibi. Hani böyle zaten evinde para kazanmadan da yapan insanlar bir anda değer görmeye başladı falan. Hiç beklemiyorduk yani 3 sene öncesinde böyle bir şeyi. Biz evinde hiçbir şeyi beklemeden yapan insanlar olarak. Domatisleyelim mi? Domatisleyelim mi yavaştan? Sence zamanı geldi mi? Geliyor. Domatisler gelsin hocam. Can Ozan sen bu kadar sabırlı bir insan mısın ya? Ben normalde bunu yaparken güzel bir böyle YouTube videosu açıyorum. İşte atıyorum. Ya böyle Amerika'dan falan çok video izliyorum. İşte müzik tutorial'ları açıyorum. Bir şey açıyorum.
Mesela Yale Üniversitesi'nden ya da Amerika'nın en iyi üniversitelerinden dersler var. Hı. Koymuşlar internete. Oradan mesela uluslararası politika dersi açıyorum, bir yandan o dönüyor. Harika. Hem yiyoruz hem öğreniyoruz arkadaşlar. Hem ruhumu besliyor. Hem beynimi. Evet, bunlar böyle böyle iyice öldüğü zaman, ya iyice değil de birazcık öldüğü zaman, altını çok açmayın bu arada, tekrar söylüyorum. Soğanlar böyle beyazlaşacak biraz, hafif içi transparan olacak. Hmm. Domatesler de böyle iyice gevşeyecek, yavşayacak böyle. Mırçlaşacak falan. Mırçlaşmaya başladığı zaman çok fazla olmadan bu. Şu hazırladığımız aşırı katı ürünleri buraya ekliyoruz. Evet, hala baharat koymadık. Bunu böyle güzelcene karıştırın, güzelcene. Hafiften bunlar böyle suyunu bırakacak. Huyu. Bu buna oluyor mu diye bakayım. Suyuna. Ha, tamam. Ya bu arada ben bayağı sallama yapıyorum. Yani hep böyle yapıyorum. Güzel oluyor, yiyorum. Hani birisi gelip şey diyebilir, ya onu öyle konulur mu onlar, bilmem ne olur falan diyebilir. Gayet normal. Dediği de doğrudur. Olsun canım, sen bunu tüm kış yaptın. Evet, tüm kış yaptım. Eşin dostun da yedi ve onlar da seviyor. Tabii, demek ki güzel öyle. Canım yani bu şey gibi. Güzel bir şarkı gibi. Mesela ben seni tanımasam bu arada, bunu çok düşündüm. Biz Cano'yla tanışıyoruz yani. Bizim kuzunlu arkadaşı falan diye. Bir Can Ozan diye birini duyuyordum. Ama o zamanlar çok da bilinmiyordu şarkıları zaten. Daha ilk çıktığı dönemde. Kuzu sevdiği için ben de Can Ozan'ı sevdim zaten. Ama mesela sevmesem, şimdi iyice şarkıları biliniyor falan. Kesin başta ne, kim bu Can Ozan ne bu ya falan diyecek. Sonra açacaktım şarkılarını. Ha. Aa, iyiymiş lan adam. Millet de boşuna sevmiyormuş. Ya. Millet de bu adamın şarkılarını. Ya. Şimdi bu yemekte öyle. Aynı, anladın mı? Üniversiteyi nerede okumuştun? Yeditepe miydi? Yeditepe'yi bıraktım. Tekrar sınava girdim. Derece yaptım Sözel'den. Ondan sonracığıma Kültür Üniversitesi'ne gittim. Orada reklamcılık gibi bir bölüm okudum. Ama Sedef'le falan tabii mısınız? Sedef'le falan Yeditepe'den arkadaş. Sinema kulübümden. Yeditepe'nin kulüpleri şimdi nasıl bilmiyorum ama o zamanlar bayağı iyiydi ya. Çok aktif ve eventli olayları vardı. Ben bayağı güzel sinema okuma dersleri aldım. Ali Deniz Şensöz diye bir arkadaş vardı. O da ders veriyordu. Abi çok seviyorum ya. Şunun baksana, rengarenk, garip şekiller böyle. Oyuncak gibi ya. Güzel yani. Tablo gibi bir yemek var burada. Güzel övdün. Teşekkür ederim. Tablo. Bildiğin tavuklu patates yani aslında. Tavuklu patates hani tablosu Picasso ama. Picasso gibi lanse ettiğin için çok sağ ol. Sonuçta o da boğa falan çiziyor yani. Evet ya, o da küp küp. O da çiziyor. O da küpizm. O da küpizm yani. Soğan, bizim soğanlar gibi aynı. Doğranmış tavuklar ve evet. Patateslerden. Renk kullanımımız da güzel. Bu zaten böyle sulandı. Güzel oldu. Şimdi bunu sulu yemek kıvamına getirecek son dokunuşumuzu ekliyoruz. İçinde kalana kadar. Ben bayağı sulu seviyorum. Böyle yapıyorum. İsterseniz daha sulu koyabilirsiniz. Şöyle güzel bir karıştıralım bunu tekrar. Zaten tavuklar gördüğünüz gibi şey oldu. Biz şimdi kalabalığız tabii. Bol yaptık. Bir de biraz suyunu çekecek yani. Onu da düşünün hani. Bir gıdım çekecek. Altında kadar açtığınıza göre veya ne kadar beklettiğinize göre %15 ile %50 arası gidecek o su yani. Kekik, tuz, karabiber, pul biberden oluşan ve kimyon biraz da. Kuzey Kore'nin ünlü baharat lideri Kim Jong-un. Güzel. Şimdi bunu bir koyup tekrar bir karıştıracağım. Oh. Yemeğin piştiğini pişince anlıyoruz. Yok, şeyden anlayabiliriz. Ya şu patateslerden ya da havuçtan mesela böyle arada ağza atıp kıtırlığı ne durumda? Yumuşamış mı? Ağızda dağılacak kıvama gelmesini en iyisi bence. Üf. Kokular müthiş. Can Ozan bu işi biliyor. Ne diyorsun? Bence tamamız. Soğanlarımız ölmüş, patateslerimiz yavşak gibi ve havucumuz da yumuşamış. Yumuşamış. Yes, let's eat. Koyuyor muyuz? Evet, hadi yiyelim. Tabii çok ve sıcak şu an. Can Ozan'ın meşhur patatesli tavuğu hazır. Gördünüz. Oldukça doyurucu, oldukça hesaplı ve de oldukça lezzetli, değil mi Can? Kesinlikle lezzetli. Suyundan da koyacağım. Evet. Suyundan da koy. Koy. Sulu koran daha çok. Daha su koy. Ben bayağı seviyorum suyundan. Hayır, suyun yine oranı bozdun. Daha çok o son bir et konur misafire. Ha, okey. Yanında bir pilav vesaire bir şey yiyor musun bunun? Hayır. Ekmek ve belki sonrasında tatlı. Ya da turşu yiyorum yanında mesela. Bayağı geleneksel. Turşu. Turşuna denk.
Ve işte elimde Can Ozan'ın meşhur tavuklu patatesi. Burası muhteşem kokuyor. Cano, notalara fısıldayan bir insan olduğunu biliyordum ancak yemeklere de fısıldadığını bugün öğrendim. Can Ozan'ın dünyadaki en hızlı yemek yiyen insan olduğunu söylemiştim galiba. Bakalım nasıl bir şeymiş bu? Herkesin methettiği meşhur Can Ozan'ın tavuklu patatesi. Gerçekten çok lezzetli. Herkesin yapabileceği bir yemek. Sevgili arkadaşlar, yaptığınız Can Ozan'ın meşhur tavuklu patateslerini lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Hem Can Ozan'ı hem de beni, yani Çakal Lezzetleri tagleyin. Biz de mutlu olalım. Cano bayağı mutlu olsun. Ayrıca bana da tarife eklentilerinizi ve yanlışlarınızı yazabilirsiniz. Bu arada Cano bu yemeği göğüs ya da tavuk pirzolayla yaparız demişti. Tavuk pirzolayla daha iyi oluyor. Evet, daha yağlı bir et olduğu için ben de onu diyecektim. Versiyon. Bu hafif. Bunu bir de zeytinyağıyla yaparsanız bayağı hafif oluyor. Benim şu an beklediğim tek şey Counter Strike'ın yüklenmesi. Çok iyi oynadığını iddia etti Emir. Fena değiliz. Bakalım göreceğiz çakallığını. Mükemmel ya. Ufo, ufo. Oğlum bu mal sensizliğiyle oynanmaz ki. Bir şey yapmamız lazım hocam. Şekilde olmaz. Diye düşünsem mesela. Favori silahın hangisi? Favori silahım yok. Ne olsa vururum diyorsun. Tam bir terazi burcu. Lake House kursana, iki kişi oynuyoruz güzel. Sıl ya. Vaş. Vurdim seni oy babanım. Hadi bakalım. Vurdim onu. Uy. Ah. Head köstü. Aynen. Hoppa. Hayda. 3-1 yeniliyorum. Oh. Yavşaksın. Uy. Abi masa altıyı bir saat daha uzatır mısın? Abi sigara içiliyor mu burada? Bir tost bir yengen alalım abi biz. 5-1. Dur, kendime gelmem lazım. Kendine gel. Bu şekilde olmaz. Ya da gel bıçakla kapış onu. Bak, ortadan atıyorum. Gel. Attım bak, silahımı attım bak. Attım. Hoppa! Götten bıçakladım. İçeyim bir senin götünden bıçaklamazdım. Tebrik evet. Ediyorum. Bilerek yenilmediğine İyi ki. Garanti verebilir misin? Yani kendi bilgisayarım olsa biraz daha işler farklı olur.